Eş genel başkan seçildikten sonra 20-30'a yakın, ben 20-30'a yakın eş genel başkanımız Tülay Hanım kentlerimizi ziyaret ettik. Toplantılar aldık, sivil toplum örgütleriyle buluştuk. Biraz yerelde ağırlıklı olarak çalıştığımız Çalışıyorsunuz. için evet. Tuncer Bey, şimdi tam böyle akşam bir haber patladı. Evet. Herkes şimdi bu konuyla ilgili ne diyeceğinizi merak ediyor. DEM Parti İstanbul adaylarının listesini, yani Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe başkan adayları, belediye meclis üyeleri. Bunları İl Seçim Kurulu'na teslim etmekte geç kaldı mı, kalmadı mı? İl Seçim Kurulu sizin listelerinizi aldı mı? Ortada bir problem var mı, yok mu? Yani netleşmedi tam mesele. Şimdi bu konuda yani kimi spekülasyonlar yapılıyor. Ben de yayına gelmeden arkadaşlarımızla da görüştüm. Hem Merkez Seçim Komisyonu'ndaki yetkililerle hem İstanbul'daki arkadaşlarla hiçbir problem yok. Biz başvurularımızı yaptık. Aday listelerimizi verdik. Yani bu konuda kafasında kuşku şüphe olanlar İl Seçim Kurulu'nun vereceği kararı bekleyebilirler. Ne zaman verecek İl Seçim Kurulu Onu çok kararı? bilmiyorum. Yani prosedürün nasıl işlediğini bilmiyorum. Sonuçta başvuran partilerin adaylarını açıklıyorlar. Muhtemelen kamuoyundaki bu tartışmaları da izliyorlar. Takip ediyorlardır tabii. Ama bizim cepheden herhangi bir problem yok. Zamanında adaylarımız, listelerimiz seçim kuruluna ulaştırılmıştır. Ulaştı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, bu muamma ortaya çıktıktan sonra, yani listeler verildi mi verilmedi mi muamması ortaya çıktıktan sonra Tele1'e şöyle bir açıklama yapmış Tuncer Bey. Diyor ki bizim yetkili arkadaşlar YSK'ya gidiyorlar, İl Seçim Kurulu'na gidiyorlar. Evrakları teslim ettiklerinde bazı evrakların eksik olduğunu dillendiriyorlar. Bu evrakları tamamlamaya gidip geri geldiklerinde bir dakikalık bir zamanla geç kalıyorlar diyor. Yani herhalde arabaya gidiyorlar, bir şey unutmuşlar, onu alacaklar. O arada geri döndüklerinde saat 17:01 oluyor. Dolayısıyla evrakların tamamını teslim etmekte de Celal Fırat'ın açıklamasına bakılırsa geç kalınmış oluyor. Böyle bir problem var mı? Yani bir dakika geç kalındı mı? Ben öyle bir şey duymadım. Tam tersine bizim genel merkezin yaptığı bir açıklama vardı. Hani Celal Vekil neye dayanarak söylemiş onu çok bilmiyorum. Ama belli ki onun anlatımlarında da evraklar teslim edilmiş deniliyor. Yani evraklar teslim Ama edildi. evraklar veriliyor, kayda evraklar da giriliyor. Sadece bazı evraklarda eksiklik olduğunu dillendiriyor. Yetki belgesiyle ilgili bir sorun oluşuyor demiş Celal Fırat. Biz döndük, il örgütümüzle de konuştuk, evrakları teslim eden arkadaşımızla konuştuk. Herhangi bir sorun olmadığı söylenildi. Dediğim gibi bu konuda herhangi bir problem yok. Bu tür tartışmalar varsa da İl Seçim Kurulu muhatabıdır, biz değiliz. Biz evraklarımızı zamanında teslim ettik. Şu bakımdan muhatap değil misiniz Evet. Tuncay Bey? Yani bu kadar işte İstanbul, DEM Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı çıkarmayacak mı günlerce konuşuldu, tartışıldı, çıkarması ne manaya gelir, çıkarmaması ne manaya gelir diye. Dolayısıyla İstanbul çok kritik bir şehir. Zaten kritik bir şehir de hani DEM Parti özelinde ayrı bir tartışma yürümüştü. Yani bu kadar kritik evrakların saat 17'ye 5 kala götürülüp teslim edilmesinde sonra onda bir eksik çıkmasında bir garabet görmüyor musunuz genel başkan olarak? Şöyle bir evrakta falan bir eksiklik yok. Hani Celal Fırat'ın açıklamasına Yani evet dayanarak evraklarda soruyorum. falan yani Celal Vekil bizim ilgili kurullarda değil İstanbul milletvekilidir. Sonuçta seçim merkezi bir seçim komisyonu var. Tam detayıyla bilmeyebilir Belki diyorsunuz. birilerinden duymuştur, sormuştur. Onu çok bilmiyorum ama şöyle biz İstanbul'da adayımız bir haftadır çalışma yürütüyorlar yani. Meral Danış Beştaş, Murat Çepni arkadaşlarımız neredeyse yani içeride birer toplantı yaptılar. Yani bu konuda bir problem yok. Biz adaylarımızı çıkardık, çalışmalarımıza başladık. Meclis üyelerimizi belirledik. İstanbul'da çalışmalar sürüyor. Bir problemimiz yok. Dolayısıyla bu tür spekülasyonları buraya gelirken kamuoyundan duydum, sordum. O konuda herhangi bir problem yok. Şöyle, yani son güne bütün partilerin aday listeleri son güne kalır. Evet. Çünkü bizim kent uzlaşısı dediğimiz üzerine kimi yerellerimizin, ilçelerimizin tartıştığı, çalıştığı, kimi yerlerde kent uzlaşısını sağlamaya çalıştıkları bir durum söz konusu.
Dolayısıyla son güne kalması gayet normal. Normal. Hayır, son güne kalması normal. CHP açısından da öyle mesela. Evet, onu söylüyorum. Fakat 17'ye 5 kala gitmesi, yani daha erken götürüp, bir de trafiğe takılmışlar herhalde. Öyle bir problem. Yani İstanbul trafiği var. Muhtemelen hesaba katılmıştır. Evet. Ama sonuç itibariyle niye son gün verildi sorusunun en doğru cevabı, kent uzlaşısı sağlayacağımız yerlerde İstanbul'da da şimdi çalışmalar yürütülüyordu. Belirsizlik vardı. Evet. İşte Esenyurt tartışılıyor. Evet, onu soracağım biraz. Şimdi il seçim kurulu. Gayet normal. Yani gayet normal son güne kalması. Gayet normal. Sonuçta evraklar hazır. İl seçim kurulu önünde bekleniyor. Saatinde teslim ediliyor. Birçok siyasi parti muhtemelen son dakikaya bırakmıştır, yetiştirmiştir. Listeleri tam olmamıştır ama bizim her şeyimiz tamamdı. O saate gelmesi de yani sorgulanacak bir şey değil. Zamanında verildi mi verildi. Buna bakmak gerekiyor. İl seçim kuruluyla tam, evet biliyorum yani tam şey yapamadınız yayından evvel, netleştiremediğinizi biliyorum. İl seçim kurulu acaba nasıl bir karar açıklayacak, ona ilişkin bir size gelen bilgi var mı? Yani il seçim kurulu tamam aldık evrakları, bir problem yok demiş mi dememiş mi? İl seçim kurulu evrakları alır zaten. Başvuran partileri de... Hani saat itibariyle bir problem yok, var bir ya problem da bize yansımadı, yansıtılmadı. Yani bir problem var, yansıtılmadı, evrakları teslim alıyor. Teslim alıyor. Sonuçta nihai kararı il seçim kurulu verir. Yani bu konuda ben bunları söyledim. Yani burada hangi plakalı araca binildi, hangi nerede kırmızı ışık yandı, lastik mi patladı? Yani bunları anlatacak bir durum yok. Evet. Sizin sorunuza verdiğim cevap çok net. Anladım. Zamanında evraklarımız İl Seçim Kurulu'na teslim edildi. Aha. İl Seçim Kurulu evrakları teslim aldı. Mesele DEM Partisi. DEM Parti biz olunca her konuda çeşitli spekülasyonlar yapıldı. O spekülasyonlardan birini söyleyeyim. Evet buyurun. Şöyle oldu Tuncer Bey. Şimdi sizin evraklar vaktinde götürüldü mü götürülmedi mi muamması ortaya çıktıktan sonra işte DEM Parti aday çıkardığını ilan etti. Ama hani evrakları vaktinde teslim edemedik. Arkadaşlar trafiğe takıldı. Lastik patladı, arabanın benzini bitti falan gibi gerekçelerle İstanbul'da aday çıkarmayacak. Şimdi başka partiler için söyledikleriniz geçerli olabilir ama söz konusu DEM Partisi olunca takiye yapmaz, siyaset yapmaz. Bu tür ucuz oyunlara asla tenezzül etmez. Biz diğer siyasi partiler gibi değiliz. Yani Türkiye'de demokrasi mücadelesi yürüten, bu uğurda büyük bedeller ödeyen, lafını sözünü sakınmayan, eleştirisini her ortamda, her zeminde açıkça dile getiren, asla doğru bildiği yoldan sapmayan bir siyasi gelenekten geliriz. Biz bu tür oyunları oynamayız. İstanbul'da aday çıkarmasak çıkarmadık deriz. Kimseye bir borcumuz yok. Aday çıkardığımız yere de çıkardık deriz. Kimi siyasi partiler bu tür şeyleri yapmış olabilir geçmişten günümüze kadar. Ama biz